tablosunda hızlı bir iyileşme görüyoruz. Olumsuz her gösterge geriliyor. İyiye işaret eden her şey daha fazla dikkat çekiyor. Eğer tedbirlere uyulmasaydı, sokağa çıkma kısıtı ihlal edilseydi, gençlerimiz ve büyüklerimiz evde kalmayı görebilmeseydi, kısıt olmayan günlerde dışarı çıkma isteğimize direnmeseydik, bugünkü başarıyı, iyimserliği yakalayamazdık. Hepimizi her akşam üzen sonuçlarla baş başa kalırdık. Sağlık ordumuzun başarısı da sınırlı kalırdı. Tedavideki yeniliklerimiz ise yeni hastalar üzerinde uygulanır, asıl sonuca hizmet etmezdi. Büyük başarının kahramanı sizlersiniz. Hekimlerimiz içinse birkaç şey ilave etmek istiyorum. Hekimlerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim sayımız az olmasına rağmen elde etmiştir. Hemşirelerimiz bu başarıyı Türkiye'de kişi başına düşen hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri salgın sürecinde göstermeye devam edecekleri özveri için daima müteşekkiriz. Şimdi izninizle şu soruyu tekrarlamak ve cevabı üzerinde sizlerle bir kez daha düşünmek istiyorum. Türkiye halkıyla, yönetimiyle, hekimiyle, bilim insanıyla koronavirüs salgınına karşı bugüne dek ulaştığı başarıya nasıl ulaştı? Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının yeni tanı konan hasta sayısından artık iki kat fazla olduğu bir noktadayız. Baştan beri konuşmamın konusunu oluşturan soruya şimdi çok daha kısa, daha öz bir cevap sunmama izin verin. Koronavirüs salgınına karşı şu ana dek kazandığımız başarıyı 3 faktör sağlamıştır. Bu faktörlerden ilki sizsiniz. Tedbirlere uyum gösteren 83 milyondur. Hayatınızı salgın hastalığın zorunlu kıldığı yeni şartlara göre tanzim ettiniz. Size minnettarım. Bu faktörlerden ikincisi hastalarla temas etmiş kişilerin taranması, yani filyasyon yönteminin başarıyla uygulanmasıdır. Filyasyonla her vakanın temasları bulunup gözetim altına alınmış, hastalığın kişiden kişiye yayılması önlenmiştir. Faktörlerden üçüncüsü tedaviye olabildiğince erken başlamamız, ilaç kullanımında, yoğun bakımda önemli farklılıkları ortaya koymamızdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimizin canları pahasına gösterdikleri çabadır. Çığır açıcı uygulamalara gitmemizdir. Dünyada benzeri olmayan hekimlerin onların zekasıdır. Aziz milletim, salgının başlangıcında Türkiye virüsün ülkeye girişini geciktirebilen az sayıda ülkeden biri olmuştur. İlk günlerde vakalarda hızlı bir artış görüldü. Kayıplarımız hepimizde büyük üzüntüye yol açtı. Hastalarımız için endişe duyduk. Salgına karşı birlikte ciddi önlemler aldık. Kararlı olduk. Bir gün bile kontrolü hastalığın eline vermedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi irade tam bir koordinasyon içinde tedbirlere destek verdi. Özel ve kamu tüm kurumlarımız bu mücadelede yerini aldı. Güçlü sağlık sistemimiz ve fedakar sağlık personelimiz bu süreçte güvenli dayanağımız oldu. Virüsün ülkeye girişinin 5. haftasından sonra mücadelede izlenen yöntemin bizi başarıya ulaştığı verilerle de anlaşıldı. 5. haftada hastalığın seyri değişti. Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız. Unutmamalıyız. 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Unutmamalıyız. Günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan, yeni tanı konan insanlar var. Olmaya da devam edecektir. Hastalık bitmedi. O halde mücadele devam etmelidir. Elbette hayat da normale yaklaşarak devam edecek. Bunun sınırları mücadelemizdeki başarıya bağlıdır.
İnanıyoruz ki her gün bir önceki günden daha iyi olacak. 83 milyon insanımıza sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.